biz ilk önce galip takım Galatasaray'la başlayalım istersen. E, hep maç öncesinde söyledik acaba çift forvetle mi çıkacak, üçlü savunmayla Hı -hı. mı çıkacak? Okan Buruk'un tercihi çift forvet oldu. Evet. Ama e, dörtlü savunma. Ama savunma savunmayla birlikte yani alternatifin çok Hı -hı. olması da birçok farklı formasyonu da maç içinde Hı -hı. deneyebilmeyi deneyimlemeyi getiriyor. Hı -hı. Okan Buruk bu açıdan şanslı bence. E, sence doğru bir karar mıydı? Tabii galibiyet olunca bir doğru Bir kere diyelim. şimdi Okan Buruk'u bir övelim önce istersen. Yani <laughs> Evet. Ee, ben de dahi zaman zaman eleştiriyoruz ve Okan Buruk e, hı hı. başka bir kulübün teknik adamı olsaydı hı hı. şimdiye kadar heykeli falan dikilsin mi diye tartışmalar bile başlamıştı. Yani iki sene şampiyonluk üstüne bu sezonda hani zaman zaman sarsılsan da derbilerde net bir skor, Tabii. net bir oyun böyle gelen galibiyetler 10. var. Onca haftaya namalup girmek. Namalupsun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8'er puan farklı öndesin şu anda bunlar... E, ...alkışı hak eden işler. Evet. Diğer tarafta Galatasaray'ın... ...sezon başları hep kötü ve sallantıda geçiyor. Bu artık bir gelenek haline geldi. Hı hı. Transferlerin geç gelmesi... ...oyuncuların... ...eldeki isimleri göndermekte... ...faydalanamayacağın isimleri zorlanmak... ...bunlar Galatasaray'ın problemleri ama... ...geldiğin noktada... Yelertten dün faydalandı Galatasaray. E, hani hiç... ...faydalanmayanlardan söylüyorum. Salah'ı geç geldi, şimdi forma girdi. E, diğer tarafta bakıyorsun... O simen diye bir dünya starı geldi ve onu takıma monte ettin. Şimdi bunlar kolay yapılacak işler değil. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı da yeniyorsan burada Galatasaray işlerin iyi gittiğini de söylememiz lazım. Bir şekilde uyum yakalanıyor kadro içerisinde, oyuncular arasında. Yani şu son zamanlarda... E, zaha ve zaman zaman Ziyeş dışında evet. e, çok da olumsuz bir şey durmadım neredeyse. Hep böyle bir aile ortamı, iyi bir ortam ve zaten bunu da e, sahaya da yansıtıyorlar Bak, görüyoruz. Duymamamız da önemli bir şey bence. Doğru evet. İlla içeride kavga gürültü vardır. 30 tane erkeği bir yere toplayacaksın, futbol oynatacaksın <laughs> ve tartışma olmayacak. illaki vardır. Ama diğer tarafta baktığında bireysel oyuncuların mutsuzluklarını bile iyi idare eden bir Okan Buruk var. Tam bu konuda Hoş. şunu söyleyeceğim. Muslera'nın bir açıklaması vardı. Evet, benim. aklıma Orada... geldi konuşurken. <laughs> Orada evet. bir sinyal verdi sanki. Evet. Bazı şeyler aramızda kalsa kalmalıydı Kalmalıydı Doğru. dedi. Okan Buruk gidecek demişti sezon sonunda Hı. kendisiyle ilgili. E böyle bir durum tabii ki de olabilir ama keşke medyaya yansımasaydı gibi bir alt metni de var bunun. E var. Şimdi bazı şeyler de insanlar <laughs> için ders Belki Muslera o amaçla söylemedi ama Okan Buruk e, hoca bir programda katıldığı bir programda bunu söyledi dile getirdi. Hı hı. Hani e, belki Okan Hoca biraz daha siyasi cevaplar hani böyle hı. istediğin yerden soruyu alıp cevaplama durumunda açıklamalar yapsa kendisi içinde mesela Muslera ile <laughs> arasında hani kırgınlık demeyeyim de öyle bir soğukluk olmazdı belki. Peki Galatasaray'da adına sence maçın adamı kimdi? Oo çok adam. Ben e, Galatasaray'da kötü oyuncu görmedim dün. Hı hı. Yani e, belki vasat Kimse yok. Çok çok iyi olmayanlar da iyiydi ama. Evet. Şimdi tek tek saydığımda düşünüyorum. Mesela Abdülkerim'in hiç adını anmadığımız bir maçtı. Ama e, net bir golü çıkardı mesela. Engel oldu. Bu var. Evet. Hani hiç adını saymadığımız düzenli oynayan oyunculardan. Bence iki isim dersen. Sara. Sara, Davinson. Bir isim dersen yüzde elli elli veririm. İkisi de muhteşem oynadı. Yani hı hı. onları birbirinden ayıramam. E, Davinson'un kartlık pozisyonları var. Evet çok Hı. sert bir oyuncu ama diğer tarafta maç olarak baktığında performansı bence e, alkışlamanın ötesinde daha önce konuştuğumuz Real Madrid istiyormuş, ister. <laughs> i̇ster. Yani. Saraya bir parantez açmak istiyorum. Yüzdesi 78 pas sabetiyle oynadı. Evet. 7 kilit pası var oyuncunun. Hı -hı. E, 13 orta kullandı e, ve özellikle ortaları bence çok etkili Hı -hı. ki e, goller de onun ortalarından geldi. Sana ekleyeyim, ben de çalıştım dersine. direkt adrese bak. teslim Sarın <laughs> iki şut engellemesi var. Hı -hı. İki asistini zaten biliyoruz. 7 şut, şut pası, bir top kapma, bir uzaklaştırma, iki şut engelleme. Şimdi. Hücumda bu kadar aktif bir oyuncunun savunma katkısı onu bir kademe yukarı çıkartır. Çok yüksek bir bonservis bedeli, evet ama onun karşılığını aldığın e, ligdeki toplamda 7 kez skora etki etmiş. 2 gol, 5 asist. Evet. E, bunlar kıymetli skorlar. Bir de e, Okan Buruk Beşiktaş iyi çalışmış. Bir kere mesela ve son 5 beş Beşiktaş Hı -hı. mücadelesi Rams Park'ta oynanan 5'inde Galatasaray kazanıyor. 4'ü e, 2 birlik skorla bitiyor. yalnızca bir tanesi 3-1 bitmiş. E, burada Okan Burun e, hani maçın yıldızı der miyim demem ama Hı -hı. yıldızları arasına yazarım. Bir o kere kadar çok yıldız var ki evet, oyunda. Çok iyi analiz etmiş. Beşiktaş'ın bazı şeyleri de Van Kors'un bazı hamleleri de tam Galatasaray'ın istediği gibi oldu. Hı -hı. Mesela Rafa Silva'nın o bölgeye kaydırılması Beşiktaş'ın dengesini bozdu. Evet. Belki Anadolu takımlarıyla 3 büyükler, 4 büyükler dışındaki maçlarda bu çok göze batmayabilir. Hı -hı. Ama Getson, Immobile, Rafa orada böyle kurulan bir dümdüz otoban gibi yol Hı -hı. tıkır tıkır işliyor. Ama diğer taraflara kayınca şimdi e, Rafa Silva'nın karşısında Yunus var, Barış var. Evet. Şimdi Barış sol bek değil ama hızlı, mücadeleci, sert. Hı -hı. Mesela hemen aklıma gelen o Rafa'ya vurduğu pozisyon. Net sarı kartı. Hiç bu evet. hani tartışılacak bir şey değil. Zaten Arda kardeşlerin bence kötü hakem olmasının sebeplerinden de bu. Çok net bir darbe var. Hı hı. Net asıl net şeyleri görememesi. Asıl net Bağırlar. şeyleri görememesi yani orada sarı var, for, free kick. Hı hı. Ver devam et. Ama yok. Onlar o e, durumlar gelişmiyor. Yani onlar olmuyor. Bu mesela eleştirilecek konulardan biri. Evet. E, Rafa'nın karşısında Barış ile Yunus hem sert hem hızlı. Hem de mücadeleci iki oyuncular Rafa'yı yıldırdılar. Buna ister tekmelerle yıldırdılar da, ister mücadeleleriyle yıldırdılar E Joao Mario ortada o etkiyi veremedi. Beşiktaş zaman zaman o mücadele gücünden yoksun kaldı. Baskı baskıyı çok net hissetti bence. Yani az önce Haydun maça da söyledim e, açıklandığında 11. Hı hı. E, evet. Orada sıralamayı tam olarak göremiyoruz ama evet. Joao Mario ve Rashid Rafa Silva'yı görünce hı hı. E, otomatik olarak sağda Rafa vardır, ortada, e, pardon ortada Rafa vardır, evet. sağda Joao vardır diye hı hı. düşündüm ama e, tam tersi bir oyun planıyla. Raşit'in olmaması bence burada Beşiktaş'ın evet. planlarını da bozuyor. Çünkü Raşitsa e, mücadeleci bir oyuncu, e, pres yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu. Bunlar Beşiktaş adına kritik noktalardı ama Joao Mario'dan bahsediyoruz. Yani öyle alelade bir oyuncu değil. Hı hı. Beşiktaş orada biraz yumuşak kaldı. Yani Lyon maçında o ayakta kalan Beşiktaş orta sahası, Lyon gibi sağlam bir orta sahaya karşı mücadele gücünden es vermeyen Beşiktaş Galatasaray karşısında topu kullandı, iyi pas yaptı ama finale geldiğinde maçın bence büyük hakimi, %90 hakimi Galatasaray'dı. Ya hamleleri o kadar kısıtlı ki aslında baktığımızda Fanbonkos'un evet, maçı değiştirmesini düşündüğü oyuncu muçiydi ki Muci de girdi <laughs> bir gol kaydetti evet. ama Galatasaray'a baktığında o kadar çok maçı değiştirebilecek oyuncu var ki kulübede ya yani Mertens oradaydı <laughs> Batu şuayı orada birçok etken Haklısın. var orada biraz Beşiktaş'ın şanssızlığı var. Bu ama bu Beşiktaş'ın bildiğimiz bir şanssız... yani evet. şanssızlık kadro planlaması bazı oyuncuların <laughs> geçmişten gelip sana fayda vermesi lazım Mertens 3 senedir evet. orada Icardi öyle Beşiktaş'ın öyle bir durumu yok. Yeni bir kadro. Hı hı. E, o yüzden e, maalesef bu Beşiktaş'ın bütün sezon yaşayacağı bir sıkıntı. Ara e, transferde kesin bir takviye takviyeler gerekiyor. Takviyeler gerek. lazım. O ya onların işi kolay değil. Bu kadar oyuncu elde birikmiş, göndermeniz lazım. Yenileri almanız hı. lazım. E, ama diğer tarafta baktığında ben maçın tek hakiminin Galatasaray olduğunu görüyorum.